Merhaba, 28 Mayıs Türkiye tarihinde ve Türkiye siyasi tarihinde önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ve halk yine %80'in üzerinde bir oranla sandık başına giderek iki aday için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullandı ve seçimin galibi %50'nin üzerinde bir oy alarak, %53 civarında bir oy alarak ilk sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceği anlamına geliyor. Erdoğan ilk konuşmasını Kısıklı'da evinin önünde yaptı. Seçim kampanyası esnasında da kullandığı şarkılardan birini kendisini desteklemeye gelen, kutlama yapmaya gelen taraftarları ile birlikte söyledi Erdoğan. Ardından yaptığı konuşmada da kendisinin İstanbul'a bu yoldan çıktığını ve İstanbul'la devam ettiğini söyledi. Öte yandan da 5 yıl daha ülkeyi yöneteceğine dikkat çekti ve hesap uzmanı olduğunu söyleyen, hesap uzmanı olmakla övündüğüne vurgu yapan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu için onun yanlış hesaplar yaptığını, CHP'nin onun döneminde kendisinin son seçimde de oy kaybettiğini söyledi ve kendisinin zaferini ilan etti. İstanbul sokaklarında seçim zaferinin Erdoğan tarafından kazanılmasıyla birlikte açıkçası büyük kalabalıklar ve konvoylar oluştu. Uzun saatler boyunca konvoylar yapan, havai fişek gösterileri yapan ve meşalelerle yollara inen İstanbullular gecenin ilerleyen saatlerine rağmen halen daha kutlamalara devam ediyorlar. Kutlamalar hem Erdoğan'ın evinin olduğu Kısıklı'da hem de AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın olduğu Sütlüce'de yoğunlaştı özellikle. Ancak şehrin her tarafından halen daha araçların korna seslerini duymak ya da çeşitli noktalarda havai fişekler patladığını görmek mümkün. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları bu hafta içerisinde büyük olasılıkla açıklamış olacak. Erdoğan da bu gece İstanbul'da Kısıklı'da halka seslendikten sonra Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti ve orada da yine halka seslenecek, ilk konuşmasını yapacak. Aslında Beştepe'nin yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin seçilmesi de dikkat çekmişti. Çünkü Erdoğan balkon konuşması olarak Türk siyasi tarihine geçen seçim sonrası konuşmalarını genelde Ankara'daki AKP Genel Merkez binasının balkonundan yapıyordu. Ancak bu defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tercih edildi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı Külliyesi binası önünde hazırlıklar yapıldı ve orada Erdoğan halka hitap edecek. Biz VOA Türkçe ekipleri olarak hem Ankara'da hem İstanbul'da ve Türkiye'nin diğer illerinde seçim sürecinde yaşananları, son gelişmeleri sizler adına takip edip sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine seçim sonrasında yaşananları, özellikle Millet İttifakı'nın bundan sonraki süreçte devam edip etmeyeceğini, meclis aritmetiğinde neler olduğunu olacağını ve siyasilerin açıklamalarını yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada bir dipnot, Kemal Kılıçdaroğlu da kameraların karşısına geçti. İstifa edecek söylentilerine karşın bu yola devam edeceğini, mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Kendisine oy veren 25 milyondan fazla insan olduğunu söyleyerek kendisine oy verenlere de teşekkür etti ve devam mesajı verdi. Türkiye'de siyaset dünyasında bundan sonraki günlerde söylediğim gibi neler olacak? Bunları biz voatürkçe.com internet sitesinden, VOA'nin Twitter, Facebook, Instagram, Telegram gibi sosyal medya kanallarından sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik İstanbul'dan iyi akşamlar, iyi geceler.